Songuç, arkadaşlarından bazı yorumlar geldi. Biz de bir ama videosu çekelim sana dedik. Bak İko TV'yi hemen oku bakalım, yorum okuyayım. Hocam bana tekrar çok aşırı gereksiz geliyor. Hep üşeniyorum. Zaten biliyorum Hasan, bundan nasıl kurtulurum demiş. Ondan sonra ben bilirim ne demiş Songuç. Ben son gün çalışmaya bile üşeniyorum ya demiş. Aynen. Potter Girl ne demiş? Çalışmaya üşeniyorum o halde yarın. Evet, Vlogger Samet ne demiş? Çok içimden geliyor ama üşeniyorum çalışmaya. Aynen. Böyle yorumlar gelmeye devam ediyor ve biz de bununla alakalı amamızın ilk serisini. Hocam yapıyoruz. Ben de yorum yapabilir miyim? Çalışmak istiyorum ama üşeniyorum. Aynen. Gerçekten herkesin kafasında bu soru var. Peki niye böyle oluyor? Şimdi ilk başta kendine şunu sormalısın Tomcuğum. Sorumlulukların farkında mısın Tomcuğum? Sen farkında mısın Tomcuğum evladım? Pas geçebilir miyiz hocam? Ha işte bunu anlayabilmek için ilk başta sorumlulukların farkındaysan Tomcuğum, evet diyorsan eğer sen, seni oyalayan şeylerden kurtulmasın. Sen zaten farkında olan bir insan olarak bazı şeyler seni oyalıyor ve zamanını çalıyor ve farkında olmadan aslında sorumluluklarını bilmene rağmen vazgeçiyorsun veya üşeniyorsun veya yapamıyorsun. Hayır diyorsan eğer, ilk başta kendine bir hedef koymasın Tomcuğum. Yani ilk başta senin yapman gereken şey, farkında olarak, sorumlulukların farkında olarak olan bir insan olarak kendine bir hedef belirlemelisin Tomcuğum. Dolayısıyla hedefini koy, ondan sonra oyalayan şeylerden kurtul diyorum sana. Ve nasıl yapacağız bak. Hedefin var mı Tonguç? Var. Var diyelim. Çalışma planın hazır mı? Değil diyelim. O zaman bak, şimdi senin yapman gereken şey, hedefin var mı? Var diyelim. Hani koydun hedefin diyelim. Çalışma planını hazırla Tonguç'um. Eğer buradakilerden her birisine tik atabiliyorsan zaten artık üşenmediğini görebileceksin. Oo. Şimdi bak, sen hedefin varsa tamam, ilk başta bunu yapacaksın. Sonrasında çalışma planı hazırlamalısın. Çalışma ortamını düzenlemelisin Tomuç'um. Ardından sosyal medyada oyalanmanı kesmelisin artık. Yeter artık, gerçekten de çok zaman harcıyorsun. Ve çalışmak benim için hedefe giden eğlenceli bir yol haline gelmesi gerekiyor. Ve bunu kendi kendine söyleyebilmelisin Tomuç'um. Yani şunu yapmasın bak. Zaten hedefini kendin belirleyeceksin. Tamam. Biz de sana 50 tane çalışma programı hazırlıyoruz zaten. Bizim hazırladığımızda değil, kendi hazırladığını uygulayabilirsin. Hiç fark etmez. Çalışma ortamını, odanı nerede çalışırsan düzenlemelisin Tomuç'um. Ve hepsine tikler atınca bir anda bakacaksın ki zaten ben üşenmiyorum. Çalışmanın başındayım diyeceksin diyoruz. Peki Tomuç'um, bir gününe baktığın zaman arkadaşlarım var, okul var, uyku var. Bunların hepsi gerekli. Mesela işte yemek var, tuvalet ben var, banyo var, her şey. Kısmı sosyal medya. Her şey, ama insanların genellikle şu anda herkesin gerçekten öyle sosyal medyada en fazla zamanı geçiyor. Yani okuldan, uykudan daha fazla zaman hatta. Dolayısıyla biz bu durumu hemen ortadan kaldırmalıyız. Bu tehlikeyi görmemiz gerekiyor. Peki ne yapacağız biliyor musun? Ders çalışırken Tomuç'um bir kere seni rahatsız edebilecek işte kulaklıkları, cep telefonu, özellikle cep telefonu. Ama bilgisayardır falan. Hocam, WhatsApp'tan bildirim geliyor. Sadece ve sadece çalışacağın enstrümanla beraber olmasın Tomuç'um. Çalışacağın enstrüman bilgisayar olabilir. İşte bilgisayardan ders izleyebilirsin. Veya işte ne bileyim başka kitap olabilir. Ama şunu unutma. Çalışmayı senin kendin oluşturman gerekiyor. İsteğinin gelmesini beklemeyeceksin. Şimdi hemen başlayacaksın ve çalışmaya başlayacaksın. Hani bırak Tonguç'un bu videonun kapattığı anda anında çalışmaya başla. Anında çalışmaya otur. Hiçbir şekilde ya işte bir 5 dakika daha dinleyin falan, asla böyle bir şey yapma. Çünkü her ertesi dizim var hocam. Zamanla notlarındaki artışa zaten kendini motive edeceksin, merak etme. Yani ilk başta birazcık bir gayret et. Bir adım at. Adım attıktan sonra göreceksin ki ulan ben gerçekten iyi bir şeyler yapıyorum. Motive olacaksın İnşallah. Diyoruz. Zamanını düzenlemesi Tonguç'um. Televizyonu kapat şimdi. Bilgisayarı kapat. Telefonunu kapat. Tabii bu videodan sonra tabii. Sonrasında ne yapacaksın biliyor musun? Ne kadar çok zamanın varmış ya diyeceksin. Kendin diyeceksin ki ya inanılmaz. Hatta uçak modu sistemi denilen bir şey var. Uçak dediğimiz şey ne olur biliyorsun zaten. Şöyle bir uçak modu sistemi vardı. Bir cep telefonlarında böyle bir sembol var. Görüyorsun değil mi Tomcuğum? Evet hocam. İşte bu sembolü lütfen uygula. Neden diyeceksin? Sen uçak moduna geçtiğin anda aslında ne WhatsApp'ın, ne Instagram'ın, ne Facebook'un, ne YouTube'un hiçbir şey yok. Dolayısıyla kendinle baş başasın ve ne kadar zaman olur göreceksin ve hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacaksın. Asla erteleme Tonguç. Sorumluluklarını sürekli ertelediğin zaman aslında üşengeçlikten asla kurtulamıyorsun. Mesela yarın sabah uyanmak için Tonguç'um tek bir alarm kur. Ve ertele butonu var ya. Evet. Ertele butonuna basma. Kalk. Ben en az 3 tane alarm kuruyorum hocam ya. Kapat butonuna bas ve gerçekten kalk ve uyan ve doğru düzgün çalışmaya başlıyoruz. Aynı zamanda Tonguç'um, diğer senin aklına gelen amalı sorular varsa, amalı şikayetler veya işte istekler varsa onları yaz, biz de onlarla okuyorum ilgili. Okuyorum ama anlamıyorum. Aynen, onlarla ilgili video çekeceğiz. Hadi bakalım.